Nooportal ekranlarındasınız. Kapışma serime hoş geldiniz. Kapışma serisinde bildiğiniz gibi eski PES ve FIFA oyunlarını aynı yılda çıkan oyunları aynı platformlarda oynayarak birbirleriyle kıyaslıyoruz ve o yıl hangi oyunun daha iyi olduğuna karar veriyoruz. Böylelikle günümüze kadar geleceğiz. Günümüze geldiğimizde en çok yılın oyunu bizim için olmayı başaran taraf daha iyi oyun olma ödülüne hak kazanacak. Kim kazanacak hiç bilmiyorum. Hiç hesaplamadım. Şu yılda şu daha iyidir, bu yılda bu daha iyidir diye. Kendim için de hani sürpriz olsun istiyorum. Ne videolarına bakıyorum, ne önceden oynuyorum. Tamamen beraber bakalım, beraber ilerleyelim istiyorum. Şimdi kapışma serisinde öncelikle şu duyuruyu yapmak istiyorum. En son 2005 yılına gitmiştik. 2005 yılında PES 5 ve FIFA 2005'i kıyaslamıştık. Ardından 2006 ve 2000 yılları gelecekti tahmin edeceğiniz üzere. Ama bu iki yıl maalesef gelemeyecek çeşitli sebeplerden dolayı, şimdi açıklayacağım. Biz bu videoda 2008'den itibaren günümüze doğru gitmeye devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle aksilikler yaşamam. Arada sekteye uğramaz kapışma serisi. Bunu gerçekten çok uğraştım. Çok çaba harcadım ama yapamamıştım. Şimdi şöyle, 2006 yılında bildiğiniz gibi PES 6 çok popüler bir oyun ama FIFA 2006'yı belki izleyenlerin %99'u falan oynamamış olabilir. İlla tek tük içinizde oynamış olanlar vardır ama çok popüler bir oyun değil. O yüzden FIFA 2006'yı bugün indirmeye çalıştığınız zaman çok az kaynak buluyorsunuz ve bulduğunuz bu kaynakların tamamı da çalışmıyor. Yani bir şekilde yeni nesil PC'lerde olmuyor. İşte ne bileyim, çeşitli sorunlar, hatalar çıkarıyor. Bazılarında mesela eski oyunlardan bahsediyorum. Oyuna giriyorsun, oyun açılmıyor, oyun oynanmıyor falan filan. Hani böyle birçok şey olabiliyor. PES 6'da bir sıkıntı yok. PES 6 bildiğiniz gibi çok popüler bir oyun. Birçok kaynak bulabiliyorsunuz ve illaki bir çözümünü de buluyorsunuz. Ama FIFA 2006'yı bulamadığım için videosuyla da hani izleyip yorum yapayım olsun istemiyorum açıkçası. Ben kendim oynayıp kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. O yüzden 2006'yı böyle es geçtik. Şimdi 2007 yılına geliyoruz. 2007 yılında bu sefer FIFA 2007 çok popüler bir oyun. Aynı şekilde hani 2006'daki PES gibi düşünün. Bu sefer PES 2007 belki birçoğunuz oynamamıştır. PES 2007 hiç popüler bir oyun olmadığı için yine kaynaklar çok kısıtlı ve yine hiçbir şekilde yapamadım. Ne PlayStation 2 tarafında yapabildiğim ne PC tarafında yapabildim ama zaten bundan sonraki oyunların tamamını PC tarafında oynamak istiyorum. Eğer olmazsa PlayStation 3 tarafından devam edeceğiz ama %90'ı eğer ilk seçeneğim her zaman PC tarafı olacak. Çünkü grafikler, oynanış falan daha güzel oluyor. Her neyse, yani bu 2 yılı yapamadık ama bunları da es geçmek istemiyorum. 2 tane efsane oyun var çünkü burada. Öncelikle PES 2006 ve ardından FIFA 2007'nin oynanış videoları kanalıma gelecek mutlaka. Artık ne yaparsınız, bildirim mi açarsınız, her gün girip kanala mı bakarsınız bilmiyorum ama bu iki oyunun oynanış videoları gelecek. Ben zaten şöyle düşünüyordum, hani bir ön yargı olmasın ama 2006 yılında zaten PES 6'nın çok önde bir oyun olduğunu biliyordum. Geçmişimden hani oynadığım için söylüyorum. 2007 yılında da FIFA tarafının çok iyi olduğunu biliyordum. Yani aslında ikisi de böyle 1-1 gibi bir şey olacaktı. Yani ikisi de birer skor alacaktı bizim toplam skorumuz için. İkisi de alamadı. Çok denge bozulduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir sürpriz olabilirdi. Belki daha farklı hissettirebilirdi bana ama ben biraz böyle düşündüğüm için çok da dert etmemek lazım. İnşallah 2008'den 2023'e kadar böyle komple akar gideriz. Bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi biz yeniden 2008'imize dönelim. 2008 yılında gerçekten iki tane muhteşem oyun oynamışız da haberimiz yokmuş yani o yıllarda. Ne FIFA 2008 ne PES 2008, hiçbiri bende ikisini de oynadıktan sonra net ön plana çıkamadı. İkisi de gerçekten çok iyi oyun. Hakikaten ikisini de oynarken aşırı keyif aldım. İkisinin de çok daha iyi yönleri var. Diğerine nazaran daha zayıf yönleri var ama iki tane taş gibi oyun karşımızda. Bugün bile eğer eski bir PC'niz varsa veya benim gibi eski oyunları oynamak istiyorsanız 2008'in iki oyununda, FIFA 2008'i de PES 2008'i de indirin, oynayın gönül rahatlığıyla, bunu söyleyebilirim. Biz ilk olarak bu sefer FIFA tarafından başlayalım. FIFA 2008'i böyle yorumlarken aynı zamanda PES tarafından da hani böyle örneklerle, işte bak bunda böyleydi ama şunda şöyle falan gibisinden böyle geçişli bir şekilde devam ederiz. Ama videolarımızın, kapışmamızın klasiği olarak ilk olarak iki oyununda maç, yani ana menüleri ve maç giriş ekranlarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Ardından FIFA tarafından yorumlamaya başlayalım.
This game is built as a friendly match. We will see just how friendly it is when the first few tackles go in. There are some real winners out there today. İlk olarak iki oyunu da bu gamepad'le oynamaya çalıştım ama bu gamepad'ler bildiğiniz gibi yeni nesil. Hani gamepad'ler, yani o yıllarda böyle gamepad'ler yoktu. Xbox 360 vardı. O yüzden tam destek veremiyor eski oyunlar ama yine de çalıştığını söyleyebilirim. FIFA tarafında oynarken göreceksiniz sürekli böyle, özellikle tam böyle bir atağımın tam şut atacakken, tam böyle kilit pası verecekken falan oyunun böyle bir anda menüye çıktığını, yani böyle durakladığını göreceksiniz. Onun kusuruna bakmayın ama hemen kapatıyorum. Hani devam ediyorum oyunuma, sıkıntı yok ama sonuçta oynanışım etkiliyor. O da böyle yeni nesil gamepad'in eski nesilde böyle hatası diyelim, bir sıkıntı diyelim. PES tarafında bu sıkıntı yok ama FIFA'da bunu yaşadım. Siz PC'nizi eğer gamepad'de oynamaya düşünürseniz bu yeni nesil gamepad'lerine sıkıntı çıkarabildiğini söylemem lazım ama PES tarafında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi FIFA tarafında bunu söylediğimize göre ilk olarak oyunun şeyini konuşalım. Oyunda çok fazla seçenek ekleniyor ve bunlardan bizim için özel olan bir tanesi daha ekleniyor. Türkiye Süper Ligi artık FIFA 2008'de var. FIFA 2007'de oynamadı, 2007'de
Ben videoya girdim, şuradaki ampul sıkıntı çıkardı, onu kapattım falan, tamam. Neyse, devam edelim. FIFA 2008'de çok fazla lig ve çok fazla takım seçeneği var. Bazı liglerin ikinci, üçüncü ligleri falan var. Yani bir sürü takım var, böyle takım deryası. Özellikle Süper Lig'de, FIFA 2008'de aynı şekilde var. 2007'de de bildiğiniz gibi Süper Lig vardı. FIFA 2008'de de var. PES tarafına geçersek de PES tarafında PES 2008'de 3 büyükler var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oyuna eklenmiş. PES tarafında hala takım olarak sayı az. Ama bana yeterli. Yani bence yeterli. Benim oynamak istediğim bütün takımlar var. Milli takımların zaten büyük bir kısmı var. Normal kulüp takımlarının da çok fazla seçenekleri var. İşte büyük liglerin de bazılarının lisanslı olanları var. Bazıları lisanssız ama takım sayısı olarak yeterli. Ama tabii ki FIFA tarafında takım çeşitliliği ve sayı bakımından çok daha arada bir uçurum var. Onu söylemem lazım. Süper Lig'in olması da büyük bir artı. Şimdi FIFA tarafında maç öncesi ve maç giriş animasyonları hala yetersiz bana kalırsa ve bunlar benim için önemli yani. Hem bunların çeşitliliği hem de kalitesi önemli. Çünkü futbol oyunlarında animasyon nerede olur? Mesela işte gol animasyonları olur. Ya da işte ne bileyim maça giriş animasyonları, maç sonu animasyonları, kupa kaldırma animasyonları falan. Zaten animasyonun çıktığı yerler çok belli başlıdır böyle. Onların da iyi olmasını isterim. Hem atmosferin hem de oynanışta sizi gaza getirmesi, sizi heyecanlandırması açısından FIFA tarafında bu konunun çok kısıtlı olduğunu söyleyebilirim. Yani hala iyi bir noktada değil. Hemen geçiyor, bitiyor. Yani bunu bir şekilde hala yapamamışlar FIFA tarafında. PES tarafında ise hiç yok. Yani bildiğiniz hiç yok. Şimdi şöyle bir şey var. Videoda göreceğiniz üzere PES tarafında maç animasyonuna hiç girmiyor. Direkt başlattığınız zaman hemen santraya geçiyor. Oyun başlıyor. Lan dedim bu hep mi böyle? Gittim bu sefer başka takımları aldım. İşte Arsenal, Chelsea falan alınca böyle bir animasyona giriyor. Ama Fenerbahçe, Galatasaray yapınca nedense bir animasyona girmiyor. Direkt santraya atıyor. Hani sadece büyük takımların maçlarının mı animasyonlarını yapmışlar bilmiyorum ama o çok saçma bir fikir bu arada. Ama böyle büyük takım aldığımız zaman kısa da olsa, çok kısa da olsa, hani böyle 15 saniye falan da olsa bir animasyona giriyor. O da tek tip ve çok detaylı, çok iyi bir noktada değil. PES daha önce de animasyonları güzeldi aslında. Hani dönemin şartlarına göre hem uzundu hem gayet kaliteliydi ama onlar da aşağı doğru gitmişler bu konuda. İki tarafta yani kötü diyebilirim. Şimdi Türkiye Süper Ligi var demiştik FIFA tarafında. Süper Lig'in takımları da var ama oyuncuların overall'ları bana çok sallamasyon geldi yani. Aşırı derecede kötü yani. Çok iyi hatırladığımız oyunlarda iyi olduğunu bildiğimiz oyuncuların 55-60 falan overall olduğunu gördük. Bildiğin yani adam oturmuş herhalde şey EA Sports'un çalışanları oturmuş. İşte bu mu salla gitsin falan, Süper Lig mi yaz oradan 50 falan gibi bir şey yapmışlar. Muhtemelen yani ağzına sigarayı koymuş böyle, tamam mı? Reis sigarayı almış böyle. Ne? Süper Lig mi? Yaz 55 yaz falan. Yaz 60-55 arası yaz bir şeyler işte falan gibi böyle bir olay yaptıklarını söyleyebilirim. Çok sallamasyon geldi bana ama oyuncular var. O konuda sıkıntı yok. Şimdi FIFA'dan devam edelim. FIFA'yı yapacağım. FIFA 2008'e yapacağım en büyük eleştiriye geldik. Bana göre 2007'de de bu vardı. 2008'de bir tık yani böyle çok ufacık üzerine çıkılmış ama hala çok 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 yetersiz bir konu var. Oyuncuların koşu animasyonları. Yani şöyle... Yani bildiğiniz animasyon yok oyunda. Yani 3-5 tane animasyon var. Bütün oyuncular aynı animasyonla hareket ediyor. Aynı animasyonu yapıyor. Aynı koşu tipiyle koşuyor. Ve hiçbir şekilde birbirlerine fark koyamıyorlar. Atıyorum işte 95 hızı olan bir futbolcuyu düşünün. Bir kanat oyuncusunu. Karşısında da bir stoperi düşünün. 50 hızı var. İkisi de aynı animasyonla koştuğu için 95 hızı olan adam buna bir artı sağlayamıyor. Yani aynı, hepsi aynı şekilde koşuyor. Aynı tiplerle dönüyor. Aynı şekilde işte dribbling yapıyor. Topla, topsuz falan. İkisi de aynı şeyi yaptığı için hücumcular böyle koşu olarak böyle işte ne bileyim aldım koştum gittim falan olayı maalesef olmuyor. PES tarafında bu var ama PES tarafında hani orada da animasyonların çok çeşitli olduğunu söyleyemeyeceğim ama oyuncular birazcık daha böyle koşularla şeylerle böyle üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Yani FIFA tarafında sadece pas attım devam ettim falan gibi bir şey varken PES tarafında hem pas olayını yapabiliyorsunuz hem de işte ne bileyim savunma arkasında koşudur, ver kaçlardır, driplinglerdir, birebir çalıma girme falan olayı daha rahat, daha fazla yapabiliyorsunuz. Bu FIFA'nın oyun motoruyla alakalı bu arada. 2007'de de bu var. 2008'de de bu var. FIFA'nın zaten ileriki dönemlerinde oyun motorunu değiştirdiğini göreceğiz. O zaman bazı şeyler yavaş yavaş çözülmeye başlayacak ama şu anki FIFA'nın 2008'de kullandığı oyun motoruyla bu mümkün değil. Zaten futbol oyunları için hani güzel birçok şeyi sağlıyor ama futbolda en önemli şeylerden spor yani koşmak. Koşmak çok önemli bir şey ve bunu sağlayamıyorsa bence futbol için
yeterli bir oyun motoru diyemem. Ben motorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir de animasyon çeşitliliğinin çok az olduğunu, bu konuya odaklanılmadığını düşünüyorum. Bakalım 2009'da ne yapacaklar hani bir yıl sonra. Belki bu konuyu onlar da şey yapar, dikkat çeker, daha fazla geliştirirler ama 2008'de hani dribbling'in oyunda olmaması, yani kullanamamanız bence çok kötü bir nokta. Şimdi zaten kanalımdan 2007'nin oynanış videosunu da izleyeceksiniz. Hatta bir tane çok eskiden 2 yıl önce falan çekmiştim ama hem güncelleme olsun diye yenisini çekmek istedim, dursun dedim kanalda. Orada baktığınız zaman oyuncuların, böyle hücum oyuncuların benim en çok takıldığım nokta şeydir. Mesela çift forvet oynuyorsundur. 2 tane forveti koyarsın ileri. Sen arkadan oyun kurarsın. Onlar orada bekler. Pas atarsın ikisi de mesela, geri dönersin ya da sağ sol bir şeyler. Onların orada dümdüz bekleme olayı FIFA 2007'de çok bariz. Yani dümdüz bekliyorlar. Bomboş bekliyorlar orada sadece. Stoperi arkasına almış bekliyor kral böyle. Top pas at bana, hani bir şey yap falan gibisinden. FIFA 2008'de biraz daha hareketli. Yani biraz daha hareketli. Hala yeterli seviyede olduğunu söyleyemeyeceğim ama arkaya koşu yapıyorlar, yaklaşıyorlar, sağa sola açılıyorlar falan. Hücum oyuncularının, özellikle forvetlerin, hatta kanatların hareketli olması çok önemli bir futbol oyununda. Oyunu direkt çeşitlendiriyor. Hatta hücum setlerinizi ona göre belirliyorsunuz. Eğer kütükse, yapay zeka o konuda kötüyse, gerçekten oyun hep böyle aynı şeyi yaptığınız bir oyuna dönüşüyor. İşte alan orta kesem, alan paslarla giden falan gibi bir şeye dönüşüyor. Hücum çeşitliliğiniz artmadığı için oyundan da sıkılma süreniz ciddi şekilde azalıyor. Yani daha çabuk sıkılıyorsunuz. FIFA 2007'de bu vardı. 2008'de bunu fark etmişler. Birazcık daha arttırmışlar ama hala yetersiz. Ama yine de iyi yolda olduğunu söylemem lazım. Şimdi oyunda bir de dikkat çeken bir nokta var. Free kickler. FIFA'nın zaten free kickleri, 2007-2008'in free kickleri meşhurdur. Free kickten attığınız zaman çok eğlenceli ama her free kick'in, her kaleyi bulan free kick'in 90'a gidip gol olması biraz can sıkıcı olabiliyor. Çünkü gerçek futbolda böyle bir olay yok açıkçası. Zaten bir tane maç atıyorum. Attığım maçta iki tane free kick geliyor. İkisi de gol oluyor. Hem de 90'a böyle. Hiçbir şey yapamıyorsun. Biri 35 metreden, biri işte 30 metreden falan, böyle direkt 90'a gidip gol olma olayı can sıkıcı biraz. Fazla OP olduğunu söylemem lazım ama bu oyunun free kickleri meşhur olduğu için, free kickten çok fazla gol olduğunu bildiğim için nostalji olarak aklımda yer edinmeye devam edecek. Yani aşırı eleştirmiyorum bu konuyu ama fazla OP, onu söylemem lazım. Bir de ara pasları noktası var. Ara paslarını da konuşmamız lazım. FIFA 2007'de ara paslar berbattı, yani berbat ötesiydi. Hiçbir halta yaramıyordu. Asla kullanmayın diye yapılmış. Yani öyle hani sırf yalandan yaptık diye. Herhalde böyle şey, ekip mesela 200 kişi, 195 kişi şeye çalışıyor, bu diğer sistemlere. 5 tane böyle şeyde stajyeri de vermişler, ara paslarını da siz halledin falan gibi demişler. Berbat ötesiydi 2007'de. 2008'de bir tık daha iyi ama hala çok yetersiz olduğunu söylemem lazım. Ara pasların gelişmesi gerekiyor mutlaka. Ara pas çünkü modern futbolu falan çok kullandığımız bir şey. Burada da ara pasların daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksin, iki tane efsane oyun dedin, övdüm videonun başında, şimdi sabahtan beri FIFA 2008'i gömüyorsun falan. Arkadaşlar, olumsuz şeylerden bahsetmem lazım, yoksa o zaman videonun bir olayı kalmıyor yani. O zaman herkesin zaten kendi fikri var. Ben kendi gördüğüm olumsuz şeyleri söylemem lazım. FIFA 2008 için olumsuz şeyler bu kadardı. Bunun haricindeki her şey zaten çok iyi. Yani hep akılda kalıcı, hep aklımızın o bir köşesinde yer edinmiş bir futbol oyunu olmaya devam edecek. Sadece bu olumsuzluklar 2023'te baktığım zaman benim gözüme çarpıyor. Bunun dışındaki her şeyin oldukça olumlu, oldukça iyi, oldukça hala bir efsane futbol oyunu olduğunu söylemem lazım. PES tarafına geçelim, bakalım orada ne varmış. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İki oyunu da oynadığımız zaman PES tarafında oyuncuların birazcık daha böyle hareketli oluşu, birazcık daha böyle rahat hareket ettirebilmeniz, oyuncuların böyle saha içinde yani sürekli hareket ediyor, statik halde oluyor olması, işte driblingleri biraz daha kullanıyor olabilmeniz oyunu birazcık daha çeşitlendiriyor. Yani arkadaşınızla oynayacağınız zaman, atıyorum işte düzenli olarak, işte her gün arkadaşınızla bir futbol oyunu oynuyorsunuz. Hani bir hafta sonra FIFA 2008'den artık sıkılmaya başlayabilirken PES tarafında bu birazcık daha uzun olacaktır. Çünkü oynarken daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Her ne kadar FIFA'ya göre dezavantajları olsa da, hani takım olarak ya da lisans olarak falan, ama oynarken keyif aldığınız için PES'i daha uzun süre oynayabileceğinizi düşünüyorum ben. Yani en azından ben öyle yapardım. Bu konuda, yani oynanış konusunda FIFA'nın önünde olduğunu söylemem lazım. Ya yani o FIFA'ya yaptığı mesela ara pasları eleştirisi burada da mesela çok iyi değil ara pasları. Ama yine de
FIFA'dan çok daha önde yani onlar falan. Direkt oynanışınızı çeşitlendirdiği için daha uzun süre sıkılmadan oynayabileceksinizdir FIFA 2008'e. Hatta şöyle de örneklendirebilirim. Mesela FIFA oynarken oynuyorsunuz mesela FIFA 2008'i. Oyunun bir yerden sonra kilitlendiğini, hep aynı şeylerin döndüğünü hissedebiliyorsunuz böyle dikkatlice ve futbol oyunlarını çok vakit harcamış, maçları izlemiş falan. Hani futbola az çok hakim olan biri olduğunuz zaman oynarken hep aynı şeylerin olduğunu, hep yapabileceğin şeylerin çok sınırlı olduğunu ve oyunun kilitlendiğini hissedebiliyorsun. Ama PES tarafında işte ne bileyim açık alanlar buluyorsun, kontra ataklar yakalıyorsun ya da işte ne bileyim pas oyununda başka bir şey yapabiliyorsun, verkaçlarla girebiliyorsun, ara paslarıyla, başka şeylerle, uzaktan şutlarla falan. Hani bir şekilde daha fazla şey yapabildiğin için, yani ikisinde de yapabiliyorsun tabii teorik olarak, FIFA'da da ceza sahası dışından bas şuta şut çek. Hani PES'te de bas şuta şut çek ama PES bunu daha imkanlı olarak sağlıyor. FIFA'da mesela sürekli bloklanıyorsun, oraya gidemiyorsun, oraya gitsen dönemiyorsun. Rakip hücuma çıkıyor mesela, kontra atak yakaladım diyorsun, 4 tane savunmacı bekliyor orada mesela. PES'te öyle değil, PES'te birazcık daha kalabalık çıkıyorlar, arkası boş kalıyor falan. Hani böyle daha böyle oyun alanı veriyor sana. FIFA'da mesela bekliyorlar sürekli, Langırt gibi, hep bu örneği veririm. Langırt taşları bekliyor böyle karşılıklı, hep birbirine böyle kapışıyorlar ama PES'te öyle değil. PES'te daha hücuma çıkıyor, arka taraf boş kalıyor, oraya sarkıyorsun, kanat bir anda ters kanattan bindirme geliyor böyle kendi kendine. Bir uzun top atıyorsun, oradan bir hücum çıkıyor falan. Yani günümüz futbol oyununa, günümüz izlediğimiz futbol, gerçek futbola da yakın olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Şimdi PES 2002'den beri oynuyorum ben kapışma serisinde. Zaten 2006'nın da videosu gelecek. 2002 ile 2006 arasındaki oyunlara baktığımız zaman aslında aynı oyun, sadece daha gelişmiş hali. Aynı oyun eksiklerini kapatmış hali. Aynı oyun birazcık şu eklenmiş, bu eklenmiş falan gibisinden ilerliyor. PES 2008'de ise 2006'dan, 2007'yi oynamadığım için söylüyorum, 2006'dan bambaşka bir oyun görüyorum. Yani tabii ki bazı şeyler aynı, arayüzler aynı, bazı ufak tefek animasyonlar hala aynı ama oyunun %80'inin, %85'inin değiştiğini görüyorum. Yani PES şunu demiş 2006 yılında, halbuki o kadar iyi bir oyun yapmalarına rağmen, herhalde 2007'de başarısız oldukları için, FIFA'nın çok gerisinde kaldıkları için, abi bizim bir şeyleri değiştirmemiz lazım, bizim artık yeni nesile geçmemiz lazım, yeni şeyler yapmamız lazım, oyunu daha çeşitli bir hale, daha güzel görünen, oynarken daha çok keyif aldığınız bir hale getirmemiz lazım diye düşünmüşler ve büyük bir değişime gitmişler. PES 2008'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Artık yeni bir PES heyecanı başlıyor diyebiliriz. Yani eski PES'lerin yeri hep ayrı ama 2008'den itibaren artık yeni PES gibi bir olaya dönüyor. Zaten FIFA tarafında da bu 2007'de net bir şekilde değişim görüyoruz. Yani oyunlar şöyle bir 5-6 yıl aynı oyun yaptığı zaman, ileride de bunları göreceğiz zaten, 4-5-6 yıl falan aynı oyunu yaptıktan sonra bir geri düşüyorlar ve bir anda bir yeniliğe gidiyorlar falan. Çünkü ikisinin arasında rekabet var. PES asla FIFA'nın gerisinde kalmak istemiyor. FIFA asla PES'i işte PES'in altında kalmak istemiyor. O yüzden hani bakıyorlar, gerçekten biz kötü yoldayız, hemen kendilerini bir güncelliyorlar. Ya da işte ne bileyim PES tarafı bakıyorlar, abi FIFA bizi bayağı geçti, bir şey yapmamız lazım, bir yeniliğe gidelim, uğraşalım, çalışalım, para yatıralım, daha iyisini yapalım falan gibi düşünüyorlar. Hani yıllardır, şu an 2023 yılından bahsediyorum, işte 2017'den itibaren 2023'e geldik, 6 yıl diyebiliriz. 6 yıldır FIFA'nın aynı olmasından, hala aynı bugları barındırmasından şikayetçi olanlar var. Arkadaşlar artık PES yok, artık FIFA'nın rakibi yok. FIFA diyor ki, ben yapıyorum diyor ve bu güzel diyor, iyi de satıyor diyor. Rakamlara bakıyor, şu kadar milyon satmışım, şu kadar milyon kazanmışım. Futu cayır cayır millet oynuyor. O zaman niye değiştireyim, niye kardeşim uğraşayım, para harcayayım, o kadar emek vereyim. Bir de günümüz futbol oyunları artık, hani günümüz oyunları eskisi kadar öyle kolay değil. Artık daha çok ekibe ihtiyaç var, daha büyük yatırımlarla oyunlar yapılıyor, büyük oyunlar. Yani öyle büyük bir değişimi yapmama gerek yok diyor. Çünkü onu geçebilecek bir marka yok. PES olsaydı, hala devam etseydi, PES var biliyorum ama artık FIFA'nın yani yanında adının anılmaz şu an günümüzde. O zamanlar, hani o zamanlardaki gibi olsaydı, FIFA'da mutlaka değişme, mutlaka bir şeyler yapmaya gidecekti ama şu anda gitmemesinin sebebi rakibinin olmaması diyorum. Neyse, konuyu çok dağıttık. PES tarafında yani büyük bir değişime gidilmiş ve ben bu değişimi net bir şekilde olumlu yönde karşılıyorum. Zaten benim oynadığım en iyi futbol oyununun temelleri de burada oluştuğunu söyleyebilirim. O oyunun hangi oyun olduğunu söyleyemeyeceğim. O video geldiği zaman onu da öğrenirsiniz. Onun dışında böyle işte ufak tefek oynanışa baktığımız zaman ortalar hani birazcık saçma. Yine o PES 5'te anlattığım mantık PES 5'teydi herhalde. Hepsi birbirine girdi ya. PES 6 mıydı, PES 4 miydi bilmiyorum. Hani bir tane videomda demiştim ya, ortalar kimse kafa vuramıyor, top sekiyor, kimin önüne düşer de. PES 5'ti herhalde o. Oradaki saçmalığa birazcık daha dönülmüş. Yani ortalar çok kötü duruma gelmiş. PES neden bu ortadan nefret ediyor bu kadar bilmiyorum yani. İlla tamam paslaşacağız okey de, ortalarda bir isabetli bir şey olsun yani, bir
dandun atmasınlar. Bir en azından doğru ufak tefek bir şeyler olsun yani diye düşünüyorum ben. Çünkü futbolda da orta da var. Orta da kesmek isteyenler olabilir ama berbat halde ortalar. FIFA tarafında bu yok. Yani öyle genel olarak toparlayacak olursak iki oyunda gerçekten çok iyi. İki oyunda bugün gönül rahatlığıyla indirin PC'nizi oynayın diyebilirim. Ama iki oyuna da baktığımız zaman biraz böyle tahmin yürütüyorum, hani net bir şey söyleyemem bu noktada ama herhalde FIFA'yı böyle bir 20-30 maç atsam artık baymaya başlar. PES tarafını ise bir 50-60 maç atarım. Ondan sonra baymaya başlar diye düşünüyorum. Hani o zaman daha çok eksikleri göz önüne çarpar. Ben şu an ikisinde sadece birer maç oynadım. PES tarafından pardon, iki maç oynadım. Bir kayıt hatası olmuştu. Yani onun eksiklerinin gözüme çarpanları söylüyorum sadece bir iki maçta. Ama böyle 30-40-50 maç oynadıktan sonra artık bazı şeyler daha çok gözümüze girmeye başlayabilir. İki oyunda çok saracaktır sizi. Ama PES'in ömrünün daha uzun olduğunu, PES'in daha çeşitli, daha eğlenceli, daha keyif verdiğini düşünüyorum. Zaten cümlemizde toparlıyorsak bence 2008'in kazananı PES oluyor. Ama FIFA'nın da hala çok iyi bir oyun olduğunu söylemem lazım. Yani çok kapışma serisinde çok böyle arada böyle dağlar kadar fark olduğunu gönül rahatlığıyla söylediğim, işte şu kazandı bu kazandı dediğim oluyor ama burada birazcık daha böyle detaya indiğimiz zaman işte uzun vadede beni bu daha çok sıkar. Hani şunun oynanışı aslında tamam şöyle eksileri var ama oynanışı daha keyifli falan gibisinden bir çözüme ulaştığım için hani PES'i şampiyonu ilan ettim. Neyse lafı çok dolandırıyorum. FIFA tarafında ise güzel günler bizi bekliyor abi. Güzel günler bizi bekliyor. Kapışma serimiz tam gaz devam edecek. Umarım bu seriden keyif alıyorsunuzdur. Mutlaka eleştirileriniz veya fikir önerileriniz falan varsa yorumlar kısmında belirtin, hepsini tek tek okuyorum. Dediğim gibi Fenerbahçeli ile de FIFA 2008'in kazananı olarak böyle PES 2008'in güzel bir tane videosunu çekelim. Atıyorum işte ne olur mesela Chelsea ile bir maç yaparım belki Şampiyonlar Ligi. Deki intikam falan gibi bir şey. Ya da böyle ne bileyim büyük takımları alıp oynayabilirim illa Fenerbahçe değil. Ama bir ayrı bir PES 2008 videosu mutlaka gelecek bilginize. Onu da söyleyeyim. Artık ne yapıyorsunuz? Bildirimlerimi açıyorsunuz? Abone mi oluyorsunuz? Kanala mı girip bakıyorsunuz? Size kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. 2008'in kalan oynanış görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Here's the spare man. And here they come down the right-hand side. Solid defence in the box. And it looks promising. And it's gone out for a goal kick. The manager has decided to alter things a little here. Chance still on the attack here, that's good play on the wing, goal in sight, that's better, he scored and they've broken the deadlock at long last. The lead, but one established at a crucial time. That's a real striker's goal. The timing was perfectly and reacted faster than the surrounding defenders to tuck it away. The keeper won't be too pleased at being exposed. He thinks his defence should have been sharper. Found the opener, 1-0. What an opener and what a time to score.
have to say, the way both teams were defending, I was wondering if there was ever going to be a goal. A decent delivery here might set up another goal-scoring opportunity. Chance here! Safe goalkeeping. Does command this area. Ferhat Özturun. Karuska. There will be one extra minute. And they bring the ball forward once more, and they're certainly not giving up, but there has to be... There's the whistle. That's it. A tremendous performance here. And their manager will be absolutely ecstatic as his players did exactly what was asked of them, and they've come up with a wonderful win. They really showed what they're capable of and turned in a superb footballing display.